55 senedir kuş bakıyorum ben. Ben sabahleyin evde kalktım, kahvaltıyı yaptıktan sonra hemen buraya gelirim. Aşağıdan gelirken süt, ekmek getiririm. Önce köpekleri, kediyi yediririm. Ondan sonra kuşların yemlerini veririm, sularını tamamlarım. Sobayı yakarım. Gece yanıp burasını ısıtsın, kuşlar falan üşümesin diye. Ben buraya kuşlarımı getireli 15-20 sene gibi bir şey oluyor. 20 senedir ben buraya gidip geliyorum her gün. Burada olmadığım zamanlar anahtarı bırakırım ve tanıdık birine veririm. Gelirler, bakarlar. Aynen benim tarif ettiğim gibi yedirir, içirir, her şeyini tamam eder, hazırlar, giderler. Benim müdavim İki tane abim vardı. Bunlar vefat ettikten sonra ben seküyü falan kapattım. Ben burayı 4-5 senedir açmıyorum. Arkadaşların ısrarıyla Mustafa ile beraber tekrar bu seküyü açtık. Temizledik, hazırladık. Kuşları da artık gelip burada oturup seyredip yine aynen devam ettiriyoruz. Ben mesela kuşları dağıtıp bu işi bırakmak istedim. Çok istedim. Ama dağıtacağım diyorum. Kendi kendime söz veriyorum. Eve gidip yatıyorum. Allah Allah, ben şimdi yarın kuşları dağıtırsam sabahleyin ben ne yapacağım? İlkokula gidiyordum. Ben bir gün kuşu yakalayacağım. O anda gözüm aldı, baktım ki aşağıdan babam geliyor. O anda babam kaldırdı başını, beni gördü. Ne yapıyorsun orada? Dedim ki baba, kuşu yakalayacağım. Çabuk dedi, kuşu bırak, dön geri. İki gün sonra, üç gün sonra tekrar bir daha okula gitmedim. Yine kuşlarla oynuyorum. Ama bu sefer evin odasında. Babam o anda içeri girdi. Aman ben dedim, yandık. Geldi böyle seleyi kaldırdı, baktı ki altında kuş var. Kuşu aldı eline, böyle kuşa bakıyor. Öbür kuş nasıl kuşu görünce öyle bir patıltıyla geldi de babamın kolunun üzerine kondu ki başladı orada ötmeye. Dişi babamın elinde. Meğer babam gençliğinde kuş bakıyormuş. Babam kuşları görürse kuşçuluğa başlar diye bana kaybet diyormuş.